Bugün birlikte zihnimizi biraz dinginleştirmek ve biraz sakinleştirmek için birlikte bir şeyler yapalım istedim. Tabii siz de arzu edersiniz. Hayat içerisinde koşturuyoruz. Her şey çok hızlı. Trafik hızlı, internet hızlı, hayat hızlı akıyormuş gibi hissediyoruz. Sürekli bir koşuşturma var. Ve beynimiz de koşuşturuyor. Aynı anda bir sürü dertle uğraşıyoruz falan. Ve bu koşuşturma, çalkantılı zihin hali sürekli devam ediyor. Hatta yatağa uzandığımızda bile doğru düzgün uyuyamıyoruz. Uyusak bile sabah uyandığımızda yorgun uyanıyoruz. İşte o çalkantı uyurken de devam ediyor. O zihindeki koşuşturma, problemler, sorunlar, ekonomik problemler, sosyal problemler, ilişki problemlerimiz hepsi kafamızda sürekli bir iniş çıkış halinde bir çatışma, bir engellenme meydanı beynimiz. Ve uyusak bile sabah yorgun uyanıyoruz. Bunu karmaşıklığınız her ne olursa olsun herkese yönelik çok genel bir zihinsel gevşeme prosedürü olarak algılayabilirsiniz. Diyelim ki sosyal fobisi olan birisi var ve o sosyal fobi nöbetini hissettiği, o kaygıyı hissettiği bir zamanı kafasında tasarlayabilir. Veya panik nöbetler yaşama endişesini yaşayanlar olabilir. Veya herhangi bir konuda kendisini stresli, gerilimli hissedenler olabilir. Stres ve kaygı hissettiğimiz zaman o kaygı ve korkuyla beraber vücut bir kaçış, bir korunma ihtiyacı içerisine girer. Çünkü bilinçaltında bir tehdit, bir sıkıntı, bir stres unsuru algılanmıştır. Bir risk ve bir tehdit durumu yaşar insan. Ve yaşadığı zaman insanda kaç tepkisini tetikler bilinçaltı. Kaçmak için de ne yapmak lazım? Kalbin daha hızlı atması lazım. Çünkü damarlara daha fazla kan pompalanması lazım. Çünkü o ilkel zamanlardaki o kaçış şartlanmamızı şehirde bile olsak yaşatıyor bize. Oturduğumuz yerde bile ne oluyor? Kaçma tetiklendiği için, kaçma duygusu tetiklendiğinden kalp hızlı çarpar. Vücut daha fazla oksijene ihtiyaç duyar. Ve bütün bunların hepsi olunca da eyvah kalbim çarpıyor, eyvah nefes alamıyorum diye bu kez daha fazla korkarsınız. Ve yani kaygı ve stresle beraber vücudun verdiği tepkiler birbirini besler ve bu bir kısır döngüye dönüşür. Yani stres ve stresin sonuçları birbirini takip eden bir kısır döngüdür. Birazdan yapacağımız uygulamada şartlı bir refleks oluşturmaya çalışıyoruz. Eğer yeteri kadar çalışma yaparsan bu beynine, bilinçaltına yerleşir, otomatik hale gelirse stres yaşadığın anda, kaygı yaşadığın anda o fizyolojik tepkiler başlayıp seni daha endişelendirip fizyolojik tepkilerle beraber kalbin çarpması, nefesin hızlanmasıyla beraber sen daha çok endişe hissediyorsun ve böyle bir teker dönüyor ya, stres ve korku tekeri dönüyor ya. Bu nasıl ki birbirini besleyip tetikliyorsa birazdan yapacağımız uygulamada bunu yeteri kadar yaparsanız o stres ve fizyolojik tepki başladığı anda mesela ellerim sıcak diye düşündüğün zaman bu kez benim birazdan yapacağım uygulama yerleşmişse eğer bu kendi döngüsünü devreye sokacak ve stres tepkisini ve döngüsünü kıracaktır. Ve sen de önce kısmi ve sonra tamamen bir rahatlamaya sebep olabilecektir. Yapacağımız uygulama çok önemli. Bakın Avrupa'daki özellikle Baltık Cumhuriyetlerindeki hastanelerde bunu öğreten görevliler var. Aslı esası otojenik gevşeme. Yani otohipnozun, benim sürekli bahsettiğim otohipnozun bir türü, onun bir kısmını sizinle yapacağız birazdan. Ama bu bir kez yapınca tamam oldu diye bir şey yok. Azizim, bunun otomatik bir davranışa dönüşmesi gerekiyor. Yani bunu günde 3 kez 20-25 gün boyunca uygula. Özellikle sosyal fobisi olanlar, panik atağı olanlar, kaygı bozukluğu yaşayanlar, bir takım sıkıntı ve huzursuzluklar yaşayanlar, yani herhangi bir alanda kendini kontrol edemeyen, endişe yaşayan, korkuları yaşayanlar, hepiniz bunu yapabilirsiniz. Bir stres, bir gerilim altında hissediyorsanız bunu yapabilirsiniz. Ama günde 3 kez 20-25 gün boyunca yaparsanız bu yerleşir bedene ve otomatik hale gelir. İşe yarar. Çünkü biz bu otojenik gevşeme ile ilgili çalışmayı yaptığımız zaman insanlara 6-7 haftada yerleştirme çalışması yapıyoruz ki ihtiyaçları olduğunda, sıkıntıya düştüklerinde, stres söz konusu olduğunda otomatik devreye girsin. Otomatik devreye girsin. Yani bunu balık tutmayı öğrenesiniz diye, kendi kendinize bunu yapasınız diye size güçlü bir teknik verme niyetindeyim. Lütfen bunu layıkıyla yapın. Günde 3 kez 20-25 gün uygularsanız büyük bir aşama kaydedeceksiniz. Zaten yorumlara yazarsınız neyin nasıl olduğunu, nasıl hissettirdiğini. Bekliyorum, tamam mı? Hadi başlayalım. Evet. Şimdi lütfen benim söylediklerimi yapmaya gayret edin. 1. Aklınıza şunlar gelecektir. Acaba oluyor mu? Acaba olmuyor mu? Yapabiliyor muyum? Yapamıyor muyum? Bu herkesin aklına gelir. Benim de aklıma gelir. Boş ver. Umursama. 2. Yahu zihnim daldan dala atlıyor. Hocam sizin söylediklerinizi dinledim ama aklıma başka bir sürü şey geldi. Hesap kitap geldi, iş güç geldi falan. Gelir. Boş ver. Bırak kendi haline. Zihin maymundur. Daldan dala atlar. Onu zapt etmeye çalışırsan seni tüketir. Bırak kendi haline. Bırak atlasın. 3. Beni takip ederken gözlerinizi kapatın. Ama aranızdan birisi kardeşim ben gözlerimi kapatamıyorum veya bir nokta geliyor açmak istiyorum diyorsa boş ver. Aç. Yani illaki böyle olacak, illaki şöyle olacak diye bir kaide yok. Biz zihnin durumuyla ilgiliyiz şu anda. Şimdi şöyle bir oturun bakalım. Ayak üstüne atmayın. Bir sandalye de olabilir. Bu yapacağımız uygulama aslında otojenik gevşeme denen bir gevşeme prosedürünün veya bir otohipnoz biçiminin uygulanışını yapacağız. Tamamını yapmayacağız. Ama sizin işinize yarayacak. Birazdan başlayacağız. Hazır mısınız? Kanepede oturan dik otur. Bak hoca gibi otur. Yani belini yay gibi ger. Şöyle. Çünkü nefes alacağız. Ellerini dizlerin üzerine koy. Güzel kardeşim. O ayağını indir. Bu tür çalışmalar öyle paşa ayak üstüne atarak patron oturuşuyla yapılmaz. Peki. Birazdan gözlerini kapat dediğimde gözlerini kapat ve lütfen beni takip et. Kendini yemyeşil bir ormanda hayal edebilirsin. İstersen kendini bir deniz kıyısında, ister bir dağ doruğunda veya bunların hepsi veya hiçbiri. İstersen sadece beni dinlediğini düşünebilirsin. Hepsi olur. Şu şekilde olmaz, bu şekilde olmaz, illa bu şekilde olur demek bilmemektir. Çünkü zihin her şeye müsaittir. Evet, sizlerle beraber süreci başlatıyoruz birazdan. 3 dediğimde ellerin diz kapaklarının üzerinde ve belini yay gibi germişsin, biraz oturmuşsun. Omuzlarını bırak. 3 dediğimde gözlerini kapat. Ve benim söylediklerimi tekrar et. Benim söylediklerimi düşün, hisset, zihninde oluştur ve tekrar et. 1 2 ve 3. Kapat gözlerini. Şimdi göz kapaklarının birbirine temas ettiğini fark et. Göz kapakların birbirine temas ediyor. Ve sen beni dinliyorsun şu anda. Ve şimdi yapacağımız uygulama tam bir gevşeme uygulaması. Rahatlamanı, zihninin sakinleşmesini ve dinginleşmesini sağlayarak daha kaliteli, daha konforlu bir zihnin oluşmasına destek veriyor. Bu sadece bir gevşeme ve rahatlama çalışması. Ve sen şu anda beni dinliyorsun. Oturduğun yeri hisset. Eğer istersen bu uygulamanın istediğin noktasında bu sürece son verebilirsin. Ama daha rahat, daha dingin ve daha sakin olmaya doğru biz yolumuza devam ediyor olacağız. Şimdi göz kapaklarının birbirine temas ettiğine yoğunlaş yine. Öylece duruyor. Göz kapaklarının ağırlığını düşün. Göz bebeklerinin üstünde öylece duruyor. Göz kapakların birbirine temas ederken beni dinliyorsun ve şu anda her nerede oturuyorsan orada olduğunun farkındasın. Ve daha rahatlayabilir ve daha iyi hissedebilirsin. Şimdi Oturduğun yere yönel. Oturduğun yerin yumuşak mı, sert mi olduğunu fark et. Ve bunu fark ederken daha gevşe. Daha gevşe. Oturduğun yeri nasıl çukurlaştırdığını fark et. Bedeninin sıcaklığının oturduğun yere geçtiğini fark et. Ve gevşe. Birazdan ben 3'ten 1'e doğru saydıkça 3 kat daha gevşediğini ve rahatladığını hisset. Aklına başka şeylerin gelmesi önemsiz. Kendi haline bırak. 3. Bedenindeki ve zihnindeki tüm yüzeysel gerginliği uzaklaştır. Uzaklaştırdığını hisset ve düşün ve rahatla ve gevşe. 2. Tüm bedenin yumuşak bir hamur gibi, cansız ve elektriksiz bir et yığını gibi gevşemeye hazır. Ve ben bir dediğimde kendini olduğun yerde veya olmak istediğin bir yerde gör. Beyin gözünle oradaymışsın gibi hisset. 1. Ve şu andan itibaren tüm söylediklerimi mırıldanarak tekrar et. Kendi kulağın duyacak bir şekilde olabilir. Evet sevgili dostum, şu ana kadar gayet iyi gidiyorsun. Seninle iyi bir işbirliği yaptığımızı düşünüyorum ve bu senin yararına. Şimdi ayaklarına odaklan. Ayaklarına odaklan. Ayakların belki ayakkabının içerisinde, belki terlik içerisinde, belki de öylece evinde, halının üzerinde, her nerede olursa olsun, ayakların şu anda rahat ve tekrar et. Ayaklarım sıcak. Ayaklarım sıcak. Ayaklarım sıcak. Ayaklarım sımsıcak. Tekrar et. Ayaklarım sımsıcak. Ve ben sakinim. Sakin ve huzurluyum. Olduğum gibi oluyorum. Sakin ve huzurluyum. Sıcak. Ayaklarım sıcak. Ayaklarım sımsıcak. Fırın gibi. Ayaklarım sıcak. Ve ben sakinim. Zihnim rahat. Beynim sakin. Rahat ve sakinim. Ve şimdi ellerine odaklan ve tekrar et. Ellerim sıcak. Avuç içlerim sımsıcak. Avuç içlerim ateş gibi yanıyor. Ellerim sıcak. Avuç içlerim sımsıcak. Sanki bir kor avuçlamış gibiyim. Ateşten bir koru avuçlamış gibiyim. Avuçlarım yanıyor, sımsıcak. Ellerim sıcak. Ellerim sıcak. Ellerim sımsıcak. Ve ben sakinim. Zihnim sakin. Bedenim sakin. Kalbim ve aklım uyumlu bir sakinlik içerisinde. Sakin ve huzurluyum. Kollarım sımsıcak. Kollarım ve bacaklarım sımsıcak. Sımsıcak. Ellerim, kollarım ve bacaklarım sımsıcak. Ve bedenim sakin ve rahat. Sakinim, dingin ve huzurluyum. Ellerim, kollarım ve bacaklarım sımsıcak. Sakin ve huzurluyum. Beynim dingin, zihnim sakin ve ben rahatım. Şu anda rahatım. Ellerim, kollarım ve bacaklarım sımsıcak ve ben şu anda rahatım, sakinim ve dinginim. Ve şimdi karnına yönel. Karnının sıcak olduğunu hisset ve tekrar et. Karnımın üstü ateş gibi yanıyor. Karnım sımsıcak. Karnım sımsıcak. Ateş gibi yanıyor. Karnım sımsıcak. Karnımın üstü, göbeğim sımsıcak. Sanki üzerine ateş gibi bir tuğla konulmuş gibi. Sımsıcak. Karnımın üstü sımsıcak, ateş gibi yanıyor. Karnım sıcak, sımsıcak. Ve tüm iç organlarım sakin ve rahat. Tüm kaslarım gevşek ve rahat. Zihnim sakin. Sakin ve huzurluyum. Sakin ve huzurluyum. Şu an bunu yapıyorum. Zihnim boş. Sakin ve huzurluyum. Karnım sımsıcak. Ellerim, ayaklarım sımsıcak. Kollarım, bacaklarım sımsıcak. Ve ben sakin ve dinginim. Sakinim, huzurluyum ve dinginim. Ve şimdi sevgili dostum, tüm dikkatini başına yönlendir. Başım serin. Sanki alnımın üzerine bir buz kalıbı konulmuş gibi. Alnım soğuk. Başım soğuk. Ve beynime sanki soğuk bir rüzgar esiyor. Saçlarım soğuk rüzgardan diken diken oluyor gibi. Başım serin. Beynimin içinde rüzgar esiyor. Alnıma soğuk bir buz kalıbı konulmuş gibi. Başım serin. Başım serin. Soğuk. Serin. Beynimin içinde rüzgar esiyor. Soğuk bir rüzgar esiyor. Başım serin. Ve ben sakinim. Zihnim sakin ve dingin. Başım serin. Alnımın üzerinde bir buz kalıbı var. Alnıma soğuk bir rüzgar esiyor. Saçlarım soğuktan sanki dimdik oldu. Kafatasımın içinde soğuk bir rüzgar dolaşıyor. Başım serin. Alnım serin. Ve tüm benliğim derin bir huzur içerisinde. Sakin ve huzurluyum. Sakin ve huzurluyum. Sakin, dingin, huzurlu ve rahatım. Her geçen gün her yönden daha iyi gidiyorum. Her geçen gün daha iyi gidiyorum. Her geçen gün her yönden daha iyi gidiyorum. Tüm bedenim sakin ve huzurlu. Evet. Şimdi birazdan 1'den 3'e kadar sayacağım sevgili dostlar. 3 dediğimde çok derin bir nefes alacaksın. Yumruğunu o esnada sımsıkı sıkacaksın. Tüm gücünle 2 yumruğunu sıkacaksın. Ve aynı anda tüm gücünle doldurabildiğin kadar derin bir nefesi ciğerlerine dolduracaksın. 3 dediğimde, sonra gözlerini aç dediğimde aç. Ve söylediklerimi yap, benim yaptığımı yap. 1 sakin ve rahatsın. 2, 3. Derin bir nefes al. Aynı anda tüm gücünle yumruğunu sık. Kollarını, bacaklarını sık. Nefes al. Derin bir nefes al. Gözlerini aç ve esne. Sesli bir şekilde. Esne, 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 esne. Ve silkele ve bırak. Kendini nasıl hissediyorsun? Yorumlarda bekliyorum. Görüşmek üzere.